Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bekleme süresi olmadan kabartma tuzu ile hazırlayabileceğiniz kat kat muhteşem bir çörek tarifi veriyorum. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Çöreğimin hamuru için uygun bir yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 5,5 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek çöreğimin hamurunu yoğurma işlemine başlıyorum. Unumdan biraz içerisine aldıktan sonra da üzerine bir paket hamur kabartma tozunu ilave ederek kaşığım ile hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurun biraz kıvam alıp toparlanmaya başladığında içerisindeki kaşığı çıkartarak yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. Kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Unumuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayalım. Hamurumu yoğurma kabımın içerisinde biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine un serpiştiriyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alarak 5-6 dakikada bu şekilde tezgahımın üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu hamur kesme aparatım ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda aynı büyüklükte 4 adet beze hazırlıyoruz. Bezelerimizin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezelerimizi hazırlarken Hazırlamış olduğum bezeleri geniş bir servis tabağımın içerisine un serpiştirdikten sonra tabağımın içerisine alıyorum. Birbirleriyle yapışmaması için tekrar bezelerim üzerinde bol bol un serpiştiriyorum. Bezelerimin üzeri kurumasın diye üzerini temiz bir poşetle kapatarak 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda hemen bir tane bezemi alıyorum. Tekrar üzerini bol bol unladıktan sonra oklavam ile yufkamı açmaya başlıyorum. Sizler tarifimi izlerken ben de hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz, beni ilk defa izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı daha sonra paylaşacağım videolarımdan ilk siz haberdar olabilmeniz için yandaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi beğendiyseniz ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Bu sayede sizin sayenizde daha geniş kitlelere ulaşmış olurum. Çöreğimin yufkasını açarken de kenar kısımlarına bastırmaya özen gösteriyorum. Kenarları kalın kalmasın ve aynı incelikte açılsın diye. Güzel bir hamur hazırladığımız için görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla açılıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum yufkamı açarken. Yeterli büyüklükte büyüttükten sonra üzerine önceden eritmiş olduğum 150 gram tereyağımı kaşığım ile yayarak her tarafına sürüyorum. Her zaman belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar tereyağı sevmeyen arkadaşlarımız olabilir. Dilerseniz sizler margarin ile hazırlayabilirsiniz. Yağımı güzelce yufkamın üzerine sürdükten sonra iç harcı olarak hazırlamış olduğum maydanoz ve lor peyniri karışımını yufkamın üzerine yine her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. İç harcı olarak 200 gram lor peynirinin içerisine bir tutam maydanoz kıydım arkadaşlar. Ve iç harcımı bu şekilde hazırladım. Peynirimizi de yaydıktan sonra uç kısmından başlayarak katlıyorum. Katladığım kısma da tekrar e, tereyağımı sürüyorum. Diğer kısmında yine içe doğru katlayarak aynı şekilde tereyağı ile yağlıyoruz arkadaşlar. Katladığımız hamurumu o tam orta kısmından bıçağım ile iki parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları elimle silindir şekli vererek sarıyorum. Videomda da görmüş olduğunuz şekilde sıkı bir şekilde sarıyoruz. Diğer kalan bezelerimi de yine aynı işlemi uygulayarak bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Bezelerimin tamamını hazırladım. Tekrardan tabağımın içerisine alarak 10 dakika dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum çöreğimi alıyorum. Oklavam ile çok hafif bastırarak üzerlerine servis tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Tamamına yine aynı işlemi uyguluyorum sizler dilerseniz bu tarifi e, bu şekilde hazırlayıp bir tepsinizin içerisine alın arkadaşlar. Çöreğiniz tamamen donduktan sonra buzdolabı poşetine ekleyerek buzdolabınızın üst kısmında muhafaza edip saklayabilirsiniz. Derin dondurucularınızı bu tarifle doldurabilirsiniz. Daha sonra pişirmek istediğinizde e, çöreklerinizi çıkartıp buzu çözülmeden direkt Fırın tepsisine verip pişirebilirsiniz. Çat kapı misafiriniz geldiğinde buzdolabınızdan çıkartıp hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif. Hazırlamış olduğum çöreğimi fırın tepsimin içerisine aldım. E, fırına vermeden önce üzerine bir adet yumurta sarısının içerisine 5 e, yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek çöreklerimin üzerine sürüyorum içerisine ilave ettiğimiz sıvı yağ çöreklerimizin üzerinin daha parlak ve daha güzel kızarmasını sağlıyor önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınımın alt üst ayarında çöreklerimin altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum sabah çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi arkadaşlar inanılmaz lezzetli ve pratik bir tariftir. Fırına vermeden önce üzerlerine de susam ilave ediyorum. Siz dilerseniz susam ilave etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme ölçüsünü açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Çöreğim fırından çıktı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika soğuması için bıraktım 5 dakikanın sonunda hemen bir adet çöreğimi alıyorum ve iç dokusunu katlarını sizlere de göstermek istiyorum gerçekten hem pratik hem de muhteşem bir tarif kesinlikle denemenizi tavsiye ederim deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.